Burada çay içmeye geldiler. Oradaki sohbet sırasında yakalandı. Babam hep kıskanırdı. Çünkü Nazım Hikmet'le Hopa'da iki ay beraber kaldılar. Böyle bir şair Hopa'da gelmiş, yakalanmış, biz de bir onu tanıyalım dedik. Nasıl bir insan? İlgilendik de. Bu gördüğünüz yerde şu anda yıkılmış babamın dükkanı vardı. Gününü burada geçirirdi babam. Dolayısıyla böyle olunca da yabancı gelen kişilerle de ilk babam temas kuruyordu. Peronit'in sahilden, denizden çekilmiş resmi. Nazım Hikmet'in yakalandığı tarihlerde gördüğünüz bina, şu anda mevcut bina karakol binasıydı. Biz sonradan yapıldı. Nazım Hikmet'in zamanında bu bina yoktu. Cami minaresiz şekliyle vardı. Ve hemen onun dibinde Piroğlu Mustafa amcanın kahvesi vardı. Kahve şu anda işte bu ilhamur ağacının hemen önündeydi. O zaman tabii böyle sahil yolu yoktu. Deniz ta o ilhamur ağacına kadar dalgalar geliyordu, vuruyordu. Tek katlı bir taş yapı bir bina vardı. Köyün tek kahvesi orasıydı. Arabiden gelip bu eski Rus yolundan ta çarşıya kadar geliyor. Burada çay içmeye geldiler. Oradaki sohbet sırasında işte yakalandılar. Yabancının kim olduğunu, nereden geldiklerini, nereye gittiklerini sormuş. Yanındaki kişinin işte Atina şivesiyle, daha doğrusu pazar şivesiyle konuştuğunu, Nazım Hikmet olan şahsın da düzgün bir Türkçeyle konuştuğunu görünce iyice şüphelenmiş. Sormuş, nereye gidiyorsunuz? İşte biz vapur bekliyoruz. Vapura gideceğiz deyince babam o zaman Hopa'ya vapurun haftada iki defa geldiğini ve geliş tarihlerinin belli olduğunu ve dolayısıyla bu kişilerden şüphelendiği için Hopa'ya da bir başka kişi vasıtasıyla haber salmış emniyete. Adamlar da tabii bu tedirginlik içerisinde başka bir şey yapamayacaklarını, tutuklandıklarını anlayınca ikisi birden bir acıklı türkü söylüyorlar. Babam ben de diyor dinledim ve gözlerimden diyor yaş geldi diyor. Öyle bir türkü söylediler diyor. Az daha diyor bırakacak duruma geldim diyor. Gümrük askeri vardı. Kaide bindiler orada, biz de bakıyorduk. Çok güzel bir selam verdi. Hey Türk çocukları! Hadi Allah'a ısmarladık. Çok hoşumuza gitti onlar konuşması, hareketleri. Çok beğendik. Zaten biz de güle güle dedik. Çok oradan ayrıldılar. Kürekli kayıtla, kürekle Hopa'ya gittiler. Evet. Ondan sonrasını bilmiyorum. Thank you.
seti var bende. Hepsini de tek tek okumuşumdur yani. Yakaladığında, ihbar ettiğinde Nazım Hikmet'in olduğunu bilmiyordu. Anladığında tabii çok üzüldü. Nasıl öyle bir şey yaptığını, pişmanlık duyduğunu söylüyordu. Öyle mi? Evet. Kayıp ederim 98 yaşında öldü. O güne kadar her zaman da dile getirirdi yani. Neden böyle bir şey yaptım diye, ama tabii ki o dönemlerde köye yabancı biri geliyor. Kimin olduğunu bilmiyorsunuz. Nazım Hikmet'i burada Hopa'da yakalayanın annemin dayısı Sabri Çiçek olduğunu duyduğumda şok yaşamıştım. O zaman kızgınlık duyduğumu hatırlıyorum ona karşı. Ama bugün öyle hissetmiyorum. Çok daha farklı. Manevi vatandaşımız gibi görüyoruz biz onu, fahri vatandaşımız. Burada kısa bir sürede olsa yaşamış, aynı havayı solumuşuz diye düşünüyorum. Günahımızı bir şekilde ödememiz lazımdı. Biraz da olsa Nazım Hikmet'e vefa borcumuzu, Türkiye'nin vefa borcunu da ödemek için böyle bir heykel yaptık. Bu heykele de belediyenin 5 kurusu katılmamıştır. Tamamen halktan topladığımız paralarla, kampanyayla yapılan bir heykeldir. Muhittin 13 yaşındadır. Zorla çıkarılmazsa çıkmaz bir fare gibi girdiği köşesinden. Saklar kendini pençesinden yılan gözlü bir kedinin. Cinayetle Rize'ye sevk edecekler. Cürmü büyüktür Muhittin'in. Nasıl sevk etmesinler ki, bir gece bir kanca alıp yanına, damından inmiş dedesinin dükkanına. Çok sürecek, çok Muhittin'in acısı. Kurtuluş yok, dedesi davacısı. Nazım Hikmet'in çocuk Muhittin adlı şiirindeki Muhittin'in oğluyum ben. Şiirdeki detayı açmak için bilgimdeki kısmını anlatayım. Bölgede av merakımız vardır. Dedesinden babam barut istiyor. Dedesi tabii küçük yaşta olduğu için onu vermek istemiyor. Bu da çocuk sabah av yapmak düşüncesiyle çatıdan zincirli bir şeyle kiremidi açıp inip barutunu alıyor, çıkıyor içinde. Doğal olarak da dedesi bu yaptığı hatanın bir tür ıslah edilmesi gerek düşüncesiyle resmi makamlara bildiriyor. Böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Selamun aleyküm. Hoş geldin. Bir hafta kaldık dedi. 7 gün onunla ancak kalabildik dedi. Artık o mu gitti, dedem mi çıktı, orasını o kadar bilemiyorum. Güzel yazıları falan dedi. Ben böyle şey görmedim dedi yani. Zeki adam dedi. Bak onu hemen... O inci gibi yazıları. Mesela, adam tabii ki Nazım Hikmet zeki olduğu belli, daha önceleri duyuyorduk da gazetelerde şu bu dediği laflar falan. Velasi diye takma isim o zamanlarda da böyle derlerdi ki biliyorsun da bir şeyler takarlardı. Ha, o da orada görmüş galiba. O da bir şeyler anlatmış ama onun şimdi kimi onun yakınları var? Kimse var mı? Bu böyle sizin gibi yaşlı biri. Burada var Halim Kartal diye, bakkalın yanında. Ona bir sorarsınız ama bilir bilmez bilemiyorum. Merhaba. Halim Kartal buradaymış. Kim? Halim Kartal. Abi. Merhaba Halim Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Yaşar. Bunlar da gazeteci arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Beni öyle nereden... Seni biri söyledi, yukarıdadır diye. Hasan Cahit. Beni niçin aradın? Öyle ya, niçin aradın? Seninle sohbet etmeye aradık. Şimdi şunun için... Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Gazeteci. Şimdi biz gazeteciyiz. Evet. Bu Nazım Hikmet diye bir şair var, Hopa'da hapishanede yatmış daha 1928'de. Kim? Nazım Hikmet.
Sizin dedenizle beraber yattığı söyleniyor. Oturun o da tarihte. Bu sandalyelerde ben oturun. Ben senden işitiyorum. Kıskapanoğlu sizin... Kıskapanoğlu eski lavumuz. Şimdi Nazım Hikmet'in Hopa'dan yazdığı bazı şiirler var. O şiirlerde Kıskapanoğlu Vehbi'den bahsediyor. Ben yazmışım ben. Kıskapanoğlu diye. Şiirde geçiyor yani. İbrahim de bana soruyor benim oğlum ki anne böyle var mı? Ben bilemem dedim ki. Ha o da mı soruyor? Bizim eski lavabımız Kıskapanoğlu'yu. Buradan Gori'den kız kaçırmışlar bizimkiler. Bizim dedelerimiz kız kaçırmışlar. Onun için o lavabı ondan almışız Kıskapanoğlu'yu. Bir, öyle bir isim İşitmedim ama. Fehmi olabilir mi? Fehmi? Asa sevdam asa kudar de çada bazı bir kale gudoni ve pada Çvane terkez ke gud manga ve daput olmine kale gud açveni çakut Asa kuyg asa kudar de çada kezal kalok çesta omi ve pada Babam Tahsin Çervatoğlu, annem ve benim doğduğum ev. Hani babamın yaptığı ev. Bu ev. Babama hep kıskanırdım. Çünkü Nazım Hikmet'le Hopa'da iki ay beraber kaldılar. En azından hatıralarını dinledik. Nazım Hikmet'i gıya ben. Konuşurlarmış içeride. İşte Nazım Hikmet gelecek cezaevine diye. Çok kötü bir insan gelecek. Canavar gibi tanıtmışlardır. Hani iyi davranmayın. Yani her şey yapmanızda serbestsiniz gibi telkinlerde bulunmuşlar. Onlar da bayağı bilevlenmişler, inanmışlar. Köylü, yani %90'ı köylü. Fakat Nazım Hikmet geliyor deyince hemen kapının eşiğinde toplanmışlar. Kapı açılmış içeriye. Sarışın, yakışıklı, güzel bir insan giriyor. Selamun aleyküm efendiler diyor. Herkes birbirine bakıyor. Hani bu dinsizdi, komünistti, kötüydü. Bize selam verdi ve bize efendi dedi. Burada bir yanlışlık var diye. Onlara söylenen şeylerle ilgili, onlara karşı, Nazım'a karşı en ufak bir negatif bir harekette ya da olumsuz bir davranışta bulunmadılar. Onu sevdiler. 1982'de Atatürk Ortaokulu'nda göreve başladığımda hemen okulun karşısında, yolun karşısında cezaevi vardı. Nazım Hikmet'in o cezaevinde yattığını söylemişlerdi o zaman. O pencereden Nazım Hikmet'in baktığını düşünmek beni hem heyecanlandırmıştır hem üzülmüşümdür. Hatta bir siyah beyaz fotoğrafı var, demir parmaklıklar arkasından bakan. Hep onu orada hayal etmişimdir. Babam marangozdu. Diyelim ki yüzbaşının bir masaya ihtiyacı vardı. Babam tabii köylü, saf bir köylü yaparım komutanım. Ama Nazım müdahale ederdi. Tahsin gitmeyeceksin. Çünkü pazarlık yapmadı seninle. O senden fakir. Onun paraya ihtiyacı var. Bu emek sarf edecek, iş yapacak, ter dökecek. Sen onun nafakasını vermezsen sana niye yapsın ki? Diye babamı alıkoyardı. Kayınvalidem anlatırdı sohbet esnasında Nazım'ın Hopa'da hapis yattığını. Ben de düşünürdüm demek ki Nazım Hikmet'in ayakları bu topraklara değmiş diye. Hapishanenin üst katı kayınvalidemin yaşadığı bir evdi. Yani alt katında Nazım Hikmet'in hapis yattığını düşünmek
duygulandırıyordu insanı tabii haliyle. Ben henüz doğmamışken Nazım Hikmet geçmiş diyorsun. Ve birileri onunla ilgili anıları varmış. Hapiste birlikte yattığı insanlar. İnsan hüzünleniyor böyle bir durumda ama gururlanıyor da aynı zamanda. Cezaevini temiz tutmak için haftanın günlerini, örneğin pazartesi Nazım, salı Vehbi, çarşamba Hasan gibi sıraya alınırdı ve her gün o kişiler sırayla süpürürlerdi. Öyle ağalık, beylik, paşalık yoktu. Tabii babam baktı ki işte onların kafasında kelli felli insanlar imajı var. Babam da hemen süpürgeyi kapmak istedi Nazım'dan. Nazım süpürüyordu. O gün Nazım'ın sırasıydı. Ne yapıyorsunuz dedi. Müdahale etti. Kesinlikle dedi. Sen iki gün misafirimizsin. Sen süpürmeyeceksin. Biz süpüreceğiz. İki gün sonra sana bir zaman tanıyacağız. O zaman da süpürürsün. Sırayla yapacağız bu işi diye. Süpürgeyi vermedi. Hopa cezaevinde 3 kez kaldım değişik dönemlerde. Hep şey düşünüyordum işte. Bunun esprisini yaparken de aynı ranzı, Nazım'la aynı ranzı da yapmış adamım diye anlatıyordum etrafındaki insanlara. Çok sonralarda aslında o cezaevinin olmadığını öğrendim tabii. Kulaktan kulağa dolaşan hikayelerde eski kuşakta adeta Hopa'nın bir parçası gibi anlatılmış olması ve Hopa'ya ait işte değişik mekanlarda hikayelerinin olması bize hoş da geldi. Yani bir anlamda yarı hemşeri kabul ettik. Babamın dağarcığında peynir vardı. Bir köşeye koyuldu. Peyniriyle, ekmeğiyle yemeğe koyuldu. Nazım'ın durumu iyiydi. Para gönderiyordu babası. Ve lokantadan yemek ısmarlayabiliyordu. İhtiyaç olan insanları da çağırırdı. Beraber yerlerdi. Tahsin babama müdahale etti. Sen ne yapıyorsun orada? İşte peynir, ekmek falan yiyorum. Hayır, ben peyniri çok severim. Sen o peynirini getir masama. Senin peynirini de yeriz. Buradaki yiyecekleri de beraber paylaşırız diye. Sofrada ondan sonra sürekli beraber yerdik. Sofrayı paylaşırdık. Hopalılar Nazım'ı seviyor. Hatta Lazlar'ın ünlü şairi var. Helimiş Hasani. Bu da Nazım'dan çok etkileniyor. O da TKP'li. Nazım'ın izinden o da Batum'a geçmiş ve orada yaşamını sürdürmüş. Gürcistan'da yaşamını sürdürmüş. Hopa'ya büyük etkisi olmuş Nazım'ın. Yani cezaevinde kısa bir süre yatmış ama o dönemdeki TKP'nin özellikle üst düzeydeki Dede Ahmet'in de Nazım'la olan ilişkisi ve o dönemde Hopa'nın sol geleneğinin İlk tohumların o dönemde atılmasında katkılar olmuş. Kurtuluş Savaşı destanında ve Nazım'ın şiirinde Lazlar'a özellikle yer vermesi bu da bizim için, Hopa için ve çevremiz için, Lazlar için de ayrı bir olumlu bir etki. Latin alfabesinin öğrenimi zorunlu olunca kaymakamın da öğrenmesi söz konusuydu. Ve Nazım Hikmet kaymakama Latin alfabeyi öğreten hocasıydı sonuçta. Dosyalar gidip geliyordu ve Latin alfabesini öğrendi kaymakam. Bu arada siz ne duruyorsunuz, siz de öğrenin diye bütün cezaevindeki hükümlülere de alfabeyi öğretti. Babam da öğrendi dolayısıyla. Bizim bu bölgede ağalık yok fakat durumu iyi olan insanlara da ağa denirdi. Şimdi ismini hatırlamıyorum. Bak diyor, sen bir aydır bunu öğrenmeye çalışıyorsun. Fakat hala öğrenemedin. Senin beğenmediğin köylü, çarıklı köylü Tahsin bir haftada öğrendi bu işi. Hangi hakla kendini beğeniyorsun ve hangi hakla bunlardan üstün görüyorsun gibi onu yermişti. Babam Fındıklı'ya gelince Fındıklı müftüsüne Latin alfabesini babam öğretti. Hopa'da yakalanması, Hopa şiirinde Hopa hapishanesinden bahsetmesi, dolayısıyla Hopa'da birçok tanıdıkların olması, ben şöyle bir düşünüyorum, kendimi zorladığım zaman, en azından diyorum, ben Arabi'den geldim, Nazım Hikmet benim kadar da Hopalıdır. Havada bulut yok, söğütler çamurlu, Tuna'ya rastladım, akıyor çamurlu, çamurlu. Ey Hikmet'in oğlu, Hikmet'in oğlu, Tuna'nın suyu olaydın. Kara ormandan geleydin,
Karadeniz'e döküleydin, mavileşeydin, mavileşeydin, mavileşeydin. Başkentinde İstanbul havası geçeydin boğaz içinde, çarpaydın, çırpınaydın vapura binerken Mehmet'le anası. Düşündüm ki Lacca'ya da çevireyim Nazım'ın şiirlerini. Birkaç dize okuyabilirim Lacca. Olabilir mi? Mavi gözlü dev. Hey arjigat atoloni ardivito. Çocukta ağır hocaz da orupu. Hoca muşi meşona çocukta ağır hocattu. Avla muşi çıdadali purkuli nagantkums arokoy. Ardiviste yokorun muşi divik. O mavi gözlü bir devdi. Minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde Ebruli hanım eli açan bir ev. Bir dev gibi seviyordu dev. Ve elleri öyle büyük işler için hazırlanmıştı ki devin. Yapamazdı yapısını, çalamazdı kapısını bahçesinde Ebruli hanım eli açan evin. O mavi gözlü bir devdi, minnacık bir kadın sevdi. Mini minnacıktı kadın, rahata acıktı kadın. Yoruldu devin büyük yolunda. Ve elveda deyip mavi gözlü deve, girdi zengin bir cücenin kolunda, bahçesinde Ebruli hanım eli açan eve. Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev, dev gibi sevgilere mezar bile olamaz. Bahçesinde Ebruli hanım eli açan ev. Baktık böyle bir şair hopada gelmiş, yakalanmış, şu olmuş, bu olmuş. Bir okuduk hayatını, şeyini, ilgilendik de hopamızı dünyaya tanıtmış. Böyle bir şair, biz de bir onu tanıyalım dedik. Nasıl bir insan? Niye Türkiye'den kaçmış, niye gitmiş, sorun, zoru neymiş? Sevdiğimiz şiirleri var, okuduk. Hatta ben yaşımıza göre mesela bir şiir var, okuyayım onu. Hani diyor ya, başımızda durur gençliğin tacı, yorgunluğun anasını satarız. Elimizde neşemizin kırbacı, ufukları önümüze katarız. Göğsümüz kuvvetli, gönlümüz temiz. Tükenmez yolları tüketiriz biz. Ne saray, ne hamam, ne han isteriz. Nerede akşam olur, orada yatarız. Bugün buradaysak yarın oradayız. Günlerin peşinde bir hovardayız. Bazen mısra gibi dudaklardayız. Bazen kimsin diye soran bulunmaz. Hey anam, hey yolcu yolunda gerek. Bazen altımızda taş, toprak, döşek. Bazen de örtünecek yorgan ararız diyor. Böyle güzel bir şair.